Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Cuma sohbetleri programına bir kez daha hoş geldiniz. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Cumanız mübarek olsun. Allah razı olsun. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olur inşallah. Amin. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Bu güzel sabahta iyi olmamak mümkün mü bu öğrenciler? Hele bu bize ümit aşılıyor bu sevgili gençler. Başlarında müdürleri, öğretmen hanımefendi. Onlarla da konuşacağız şimdi. Ne kadar güzel bizi duygulandırdılar. Mesut olduk, evet. Tebrik ediyoruz. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Evet. Evet, haftalık bayramımız Cuma bizim. Evet. Peki bugün misafirlerimiz kimler? Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi bugün misafirimiz. Çok kıymetli müdür yardımcımız, hocalarımız ve öğrenciler buradalar. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Yüreğinize sağlık. Sesinize sağlık. Hocamla kısa bir görüşelim. Sonra müdür yardımcımız Mehmet Bey'le de görüşelim. Şöyle ben size mikrofonu vereyim. Evet. Var mı mikrofon hocam? Evet, öne doğru alalım sizi. Buyurun, şöyle alayım ben sizi. Ya da yerinize de geçebilirsiniz, orada konuşalım. Hocam, koromuzun adı var mı? Biraz korodan bahsedelim. Şu anda yok. Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Tasavvuf Korosu diye adlandırıyoruz. Tasavvuf Korosu, evet. Tasavvuf müziği işliyoruz. Zaten derslerimiz de İmam Hatip Lisesi'nde dini musiki olarak işleniyor.
Böyle programınız için bir şeyler hazırlamaya çalıştık. Tabii Macizane. Özel çalışıyorsunuz bu kardeşlerimize, arkadaşlarımıza. Dersin Tabii. dışında çalışıyorsunuz. Dersin dışında çalışıyoruz. Evet. Ayrı evet. cuma ve çarşamba günleri evet. okul çıkışlarında çalışıyoruz. Evet. 3 tane ilahi yetiştirebildik. İnşallah kutlu doğum programlarına da hazırlanacağız daha iyi bir şekilde. Hocam nasıl buldunuz öğrencilerimizi? Tabii tebrik ediyorum. Çok güzel buldum. Ben o yıllara gittim. Evet. Yani müzik dersinden imtihana girdim. Müzik öğretmenim bir şarkı oku dedi. Benim de aklıma şu şarkı geldi. Dedim ki cennette müminler hurilerle karşılaşacaklar. Yani Yunus der ya, şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü. Cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü. Efendimiz bunu bu güftesi peygamberimize aittir. İşte huri kızlarının okuyacağı şarkının güftesini söyleyeyim mi dedim. Çok ilginç dedi ya. Söyle. Söyledim. Peki bestesi nedir dedi. Bestesi orada dedim. Aferin. 10. Bestesi orada tabii. Yani siz güftesini okudunuz. Güftesini burada da okuyayım. Güftesini okuyun Biz hocam. Biz daima yaşarız. Ölmeyiz. Nazikiz. Kibarız. Gönülleri kırmayız, kırılmayız, kızmayız. Ne mutlu bizi alanlara, bize sahip olanlara. Huriler, huriler söylüyor ya. Bunu. Evet, bu güftesi, bunun bestesi de cennette. Tabii burada değil, evet. Orada inşallah. Allah razı olsun hocam. Ama yavrularımız dediler ya, eyvah demeden işte onu kazanmak bütün evet. mesele. Gurur duyduk hocam. Ya, evet, Mehmet Bey müdür yardımcımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz de gurur duyuyorsunuz öğrencilerle tabii. Tabii ki. Evet. Okulumuz, kısaca, evet. Tanıtayım okulumuzu. Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Lisesi 2013 eğitim öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. 24 dersliğimiz, resim atölyemiz, müzik odamız, 500 kişilik mescidimiz, 200 kişilik konferans salonumuz olup sosyal ve kültürel faaliyetleri haliyle fazla olan bir okuldur. Ne güzel. Sportif faaliyetlerimiz de bu konuda fazla fazla. Örnek vereyim. Balkan şampiyonumuz vardır 78 kiloda. Oo maşallah. 80 kiloda Türkiye birincimiz var. 48 kiloda boksta yine Türkiye birincimiz var. Hocam onları getirseydiniz buraya. İnşallah başka bir programa diyelim. Başka bir program alalım onları biz buraya. Evet. Burada ben bir konuyu hatırlatmak istiyorum. İşi ehline vereceksiniz. Hocam müzik hocası olduğu için bu koroyu bir haftada hazırladı. O yüzden Tebrik Peygamber ederiz Efendimiz hocam. Boşuna dememiş. İşi ehline vereceksiniz. Bizim okulumuzda da işi ehli yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şeref duyduk. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet gençler. Şimdi şöyle bir önce memleketlere selam yolluyorum. Bir tarafta memleketlere selam yollayarak hayırlı cumalar diyerek başlıyoruz. Sonra da sizin mutlaka bugün hocama sorularınız var. Ama hocam da her an sizi sözlüye tabi tutabilir. Onu da söyleyeyim yani. Sözlü sınavı yapabilir. Onu da söyleyeyim. Peki memleketler nerelere selam yollayalım? Filistin'e selam. Filistin'e selam olsun. Malezya'ya selam olsun. Musul'a selam. Musul'a selam olsun. Pakistan'a selam. Pakistan'a selam olsun. Memleketleri de sayalım. Somali'ye selam olsun. Hayırlı cumalar. Allah yardımcıları olsun. Evet, memleketleri de alalım. Semerkant'a selam. Bosna'ya selam olsun. Afganistan'a selam olsun. Hocam memleket memleket diyoruz. Söyledikleri ülkelere bakar mısınız hocam? Ya ne kadar güzel. Allah devletimize Allah Allah. Zeval vermesin. Abi. Bakın bütün İslam ülkelerinden bu sevgili yavrularımız buraya geliyor ve bu eğitimi aldıktan sonra memleketlerine dönecekler. Ne evet. kadar güzel şey. Peki. Sorularınız var mı hocama? Bugün neyi konuşacaktık biliyor musunuz? Esasen tabii sizin sorularınızdan fırsat kalırsa inşallah ben hocama soracağım. Sevgili Peygamberimiz çocuklara nasıl davranırdı? Kutlu Nebi
gençlere nasıl davranırdı? Doğru. Gençlerle münasebeti nasıldı? Neden gençlere çok önem verirdi Peygamber Efendimiz? İnşallah bugün sizin sorularınızın dışında bu konulara da girmeye başlayacağız. Arkadaşlar yüreğinize sağlık. Biraz sonra tekrar alacağız sizi, olur mu? Yerlerinize geçebilirsiniz. Tekrar yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Evet. Efendim, Cuma sohbetleri devam ediyor. Çok değerli konuklarımız var, misafirlerimiz var. Hem onların sorusu, hem sizin soracağınız sorular bizim için önemli. Twitter üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hocama sorum etiketiyle Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Muhsin Bay hesabıyla sorularınızı sorabilirsiniz. Kanal 7 Facebook sosyal medya hesapları üzerinden de sorularınızı bize iletebilirsiniz. Müsaade buyursanız hocam soru cevaplarla tabii başlayalım. Efendim. Şöyle bir soru var. Kaza namazlarını kılarken vakitten kazanmak için sünnetleri terk etmek caiz olur mu diyorlar? Bir misal verecek olursak, mesela Ettahiyyatü'yü okudum. Evet. Ondan sonra hemen şey yapayım, devam edeyim. Yani diğer duaları okumayayım. Yani namazın sünnetlerini keseyim, çabucak bir başka kaza namazı daha kılayım. Olmaz tabii, böyle olmaz. Yani namazın farzlarından birini yerine getirmesek namazın geçersizliğine sebep olur. Evet. Vaciplerin terki halinde unutma veya hata ile vaciplerden biri terk edildiyse bunu tamir için ne yapmak lazım? Sehiv secdesi yapmak lazım. Bilerek terk ettiyse günah işlemiş olur. Namazın da yeniden kılınması vacip olur. Evet. Demek ki bu sorumuza cevap bu. Yani bir fazla kaza namazı kılayım diye sünneti, diye namazın sünnetlerini terk edeyim. Terk edemeyiz. Yok. Terk evet. Edemeyiz. Ama yanlış anlaşılmasın, bu şu değil. Yani kaza namazlarını kılarken sadece farzları kılıyoruz. Yani sünneti değil. Kılma anlamında değil bu. O anlamda yani değil. Yani kazada evet. Olan namaz borçlarımızı tabii. Sünnetleriyle birlikte kılalım anlamında değil. Doğru. Kaza borcum var benim. Ben tamam vakit namazlarını kılayım ama sünnetleri kılmayayım. Vakit namazlarının sünnetlerini kılmayayım. Onun yerine kazalarımı kılayım. Evet. Hayır diyor hocam. Normal vakit evet. Namazlarını tamamını kılacağız. Tabii. Sonra kazaları kılacağız. Evet. Hocam Instagram'a bakalım. Instagram'dan bir soru var. Yurt dışından bir izleyicimiz soruyor. Komşularım gayrimüslim. Evet. Yemeğe davet ediyorlar. Haliyle onların yaşayışı malum. İçki sofraları oluyor. İçki içmediğim halde ben onların sofrasına otursam sakıncalı olur mu? Yani davet ediyorlar gayrimüslim. Doğru. Komşularım yurt dışında. Ben de evlerine gidiyorum ama onlar da içki içiyorlar. Ben o sofraya oturmalı mıyım? Efendim sevgili Peygamberimiz, Allah'a ve ahirete imanı olan İçki bulunan sofrada bulunmasın buyuruyor. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif. Yani şimdi orada yine böyle kaba değil. Yani uygun bir üslupla ben size saygı gösteriyorum. Tabiatıyla herhal siz de bana ve inancıma saygı gösterirsiniz. Benim inancım içki bulunan sofraya oturmama izin vermiyor. Allah'ım. Lütfen şu içkiyi kaldıralım. Beraberce neşeyle de yemeğimizi yiyelim teklifinde bulunabilir. Bunu tabii güzel bir üslupla, onları tabii. Da incitmeden söylediğimiz tabii. Anda nazik güzel duruş sergilemiş ondan olacağız. Ondan sonra onlar sorabilirler, niçin haram oluyor? Yani niçin dinin bunu onaylamıyor? Tebliğe vesile. Tabii. Yani bakın, mesela Amerika'da içkiyi yasaklamak için bir kanun çıkarılıyor. Ama o kanun 3 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor. Çünkü başarılı olunamıyor. Ama Kur'an geliyor, alkolik insanların bulunduğu yere geliyor Kur'an ve şöyle söylüyor Resulullah: Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricüsüm min ameli şeytan. Ey müminler, içki, kumar, falokları, dikili taşlar, bunlar pistir, şeytan işidir. Bundan sakının ki mutluluğa erebilesiniz. Ezeli düşmanınız şeytan, içkiyle, kumarla aranıza kin girdirmek istiyor.
düşmanlık girdirmek istiyor. Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Fehel entüm müntehun? Vazgeçtiniz değil mi akıllı müminler? İnteheyna, inteheyna, vazgeçtik, vazgeçtik. Önce gönüllere iman girdiriliyor, sonra da bu emrin yasak olduğu, yani alkol kullanımının yasak olduğu ifade ediliyor. Allah ve onlar da alkolik insanlar bundan vazgeçebiliyorlar. Evet. Peki Instagram'dan soru aktarmaya devam edelim. Şöyle bir soru var. Eşim maddi durumumuzla ilgili olarak benim çevreme yalan söylememi istiyor. Eşimi dinlemeli miyim? Eşi herhalde, yani bizim aile sırrımızı ifşa etme, böyle anlıyorum ben herhalde. İhtiyaçlarımız var, fakir halimiz var ama dışarıya bunun böyle olduğunu yansıtmayın. Zannederim böyle söylüyor. Buna da riayet etmesi uygun olur. Evet. Evet. Peki bir soru daha soralım. Dünyanın herhangi bir yerinde dinden haberi olmayanların ahiretteki durumları ne olacak? Ya işte Muhsin Bey, bu iş şu sevgili gençlerle bizim asıl bunun üzerinde titrememiz gerekiyor. Yani demek ki peygamber sesi duymamış, dünyanın herhangi bir yerinde yaşamış bir insanın ahiretteki durumu ne olacak? Evet. Ona sorulsa, sen niye Müslüman olmadın? O da dese ki, valla bu Muhsin Bay ile bu Necmettin Nursaçan bize ulaşmadı. Bu sevgili gençlere devlet, yani İmam Hatip liseleri açtı, onlar da ulaşmadı derse, bizim başımız belaya gider. Ama o böyle demekle yakayı kurtarır mı? O böyle demekle yakayı kurtarmaz ama bizim başımızı biz da belaya sokar. Biz de sorumlu oluruz. Evet. Yani bizim atalarımız emperyalist değildi. Üzerinde güneş batmayan yerlere Allah sevgisini, insan sevgisini götürdüler. İşte bunun için sevgili peygamberimiz, bakın Arafat'ta 120 bin insana pırlanta gerçekleri söylüyor. Arkasından ela helbella, ne dersiniz? Ey insanlar, görevimi yaptım mı? Allah'tan aldığımı size duyurdum mu? Mesuliyet, sorumluluk duygusuna bakın. Duyurdun ya Resulallah. Allahu meşhed. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Allah'a yemin ederim Ali, senin vasıtanla Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi, üzerine güneşin doğup battığı bütün varlıklara sahip olmaktan çok daha değerlidir. Ashabım, sizden öncekilerin helak olmasına sebep, yakın yerlere gittiler, uzak yerleri ihmal ettiler. Siz yakına da gidin, uzağa da gidin, hakkı ve hayrı tebliğ edin. Bakın bizim milletimiz, devletimiz, sevgili kardeşlerimizi İslam coğrafyasından şu değerli insanları getirmiş, böyle sahih İslam inancını öğretiyor. Bu gençler de gidecekler, milletlerini, ülkelerini aydınlatacaklar ve bu sorumluluktan kurtulmuş olacaklar. Allah razı olsun hocam. Peki gençlere dönelim. Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, misafirlerimiz. Kimler soru sormak ister? Tamam. Hemen isim, soy isim, memleketi alalım. Hocam selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Hocam adım Muhammed Furkan Karakaya, Erzurumluyum. Hocam sorum, Peygamber Efendimiz Ümame'yi neden sırtında hutbeye çıkarmıştır? Ya. Peygamber güzel. Efendimiz? Anladım. Yani Ümame'yi omuzuna alıp niçin hutbeye çıktı? Niçin? Evet. Ya, bakın. Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerime var. Ve izâ büşşire ahadühüm bil ünsa zalle vecuhu müsvedden ve huve kazîm. Birisine kızın doğdu, gözün aydın denilince böyle yüzünü asıyor, simsiyah oluyor. Yani bu kızı öldüreyim mi, yoksa kız babası zilleti, horluğu ile yaşayayım mı? Cahiliye döneminde. İki alternatif var. Ya bu kızı derhal öldürmeliyim, ya da
kız babası horluğu, zilletiyle yaşamalıyım. Hayır, ne yapmalıyım? İşte bundan dolayı yüzü simsiyah kesiliyor. Yani kız çocukları, şu ayete de bakın. Ve izel mev'udetü su'ilet bi eyyi zenbin gutilet. Kız çocukları diri diri niçin topraklara gömüldü? Bunun hesabının sorulduğu gün. Kur'an'ımız böyle söylüyordu. Sevgili Peygamberimiz sabah namazını kıldırdıktan sonra ashabıyla sohbet eder, eski hatıraları dinler. Birisi şunu anlatıyor. Ya Resulallah, benim güzel bir kızım vardı. Annesi giydirdi, kuşattı. Baban seni gezmeye götürecek diye. Kızı aldım, çöle götürdüm. Orada korkunç, metruk bir kuyu vardı. Kızı baş aşağı fırlattım. Baba diye kız feryat etti ama dönüp bakmadım bile. Efendimiz böyle ağlamaya başladı bunu dinleyince. Diğer sahabe de bu kişiye müdahale ettiler. Niye bunları anlatıyor da Peygamber Aleyhisselam'ı üzüyorsun? Efendimiz dokunmayın, bir kere daha anlatsın. Bakın nereden geliniyor. Peygamberimiz öz kızı Hazreti Fatıma gelince ayağa kalkıyor, kucaklıyor, alnından öpüyor, cübbesini altına seriyor. Sevgili kardeşimizin sorduğu soru bu işte. Ümame, sevgili peygamberimizin kız torunu. Kızı kucağına alıyor. Yani kız yaşamamalı, kız babası olmamalı diye düşünüldüğü ortamda o dönemde hem de kız çocuğunu kucağına al. Tabuları yıkıyor. O tabuyu yıkıyor. Tabuları yıkıyor. Omuzuna al, hutbe irade et. Ya evet. Soruya siz cevap verdiniz. Allah razı olsun. Bey, tabuyu yıkıyor Allah'ın Resulü. Yani kız, erkek, kadın diye bir ayrım yok. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en şerefliniz, Allah'a en çok itaatkar olanınızdır. Allah razı olsun hocam. Evet, mikrofonu elden ele. Evet, buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Tanıyalım hemen ismin. Osman Aktuman, Diyarbakırlıyım. Kaçın sınıf? 11. Mikrofonu sınıf. Yakın tut. 11. sınıf. Evet, evet, buyur kardeşim. Benim sorum, burçların dindeki yeri nedir? Burçların dindeki yeri, dindeki yeri nedir? Yani dinimizde burçlarla ilgili bir yorum var mı hocam? Evet, yani burçlar ne oluyor? Efendim, bu akrep burcunda. Yay burcu, ikizler burcu, öteki, akrep burcu, aslan burcunda bilmem evet filan. Peki, işte ey akrepler, bu hafta durumunuz şöyle olacak. Allah Allah. Kim biliyor nasıl söylüyor bu hafta? Hocam siz burcunuzu biliyor musunuz? İnan ben burcumu ne bilmem yani Muhsin Bey ya. Hangi ayda doğdunuz? İnan, ay olarak. Ay olarak. Mart ayında. Mart ayında ne oluyor? Koç mu oluyor o zaman? Ne oluyor Mart'ta doğunca? Ben hiç... Balık mı oluyor? Hocam balık burcuyum. İlgi duymuyorum Muhsin Bey. İlgi duymuyorum. İnanmıyorum. Böyle şey olur mu? Onlar burçlar halik değil, mahluktur. Yaratan değildir, yaratılmıştır. Öyleyse sonra kaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Yani Yüce Rabbimiz, o yüzden ben böyle ezbere işte bu akreplerin bu haftaki durumu şu. Gerçekle hiç alakası yok. Evet. Peki, dinen... burçların bir hükmü yok hocam. Tabii ya. Onlara inanmak tabii doğru değil. Doğru, o yorumlara değil. Evet, itibar etmek, onları dikkate almak ve yaşantını ona göre şekillendirmek doğru değil demek ki. Peki kimde mikrofon? Buyur kardeşim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Öncelikle hayırlı cumalar. Muhammed Yusuf Dağkılıç, Malatyalıyım. Malatyalısın. Evet. Selam olsun Malatya, buyurun. Hocam bir sorum olacaktı. Bu arada sosyal medyada çok konuşulan bir olay var. Donma olayı. Biraz mikrofonu yakın tut. Sesi yükseltelim biraz. Evet. Sosyal medyada konuşulan bir olay var, donma olayı. Donma olayı. Aynen. Nasıl donma olayı? Kişileri donduruyorlar hocam. Hı. 200 yıl sonra da tekrar çözüyorlar. Bu caiz midir, değil midir? He. Hocam ben biraz açayım bunu, doğru. Tabii efendim. Haberi de çıktı bunun. Sanırım Türkiye'den de bir kişi aynen bunu uygulatmış. Dünyada birkaç şirket var hocam. Evet, kendilerini donduruyorlar. Nitrojen kapsüllere, tüplere koyuyorlar. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var demek ki.
200 yıl sonrası için, 300 yıl sonrası için artık tıp ilerleyecek, bilim ilerleyecek. Bunlar tekrar dirileceklere inanıyorlar. Dolayısıyla vücutlarını donduruyorlar. Gömülmüyorlar. Evet. Kapsüllerde dondurulmuş vaziyette bekliyorlar. Dinen bunun bir sakıncası var mı diye soruyor kardeşimiz. Efendim bizim inancımız şöyledir. Yani Müslüman vefat edince yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır, toprağa verilir. Topraktan geldik, toprağa gideriz. Aslımız topraktır. Toprağa vermemek işte yanlış etmiş oluruz. Yani bir Müslümana ölüsü de olsa gerekli saygı gösterilmemiş olur. Aslımız toprak, tekrar toprağa rücu edecektir. İslam adabına göre cenazeye üç avuç toprak atılır. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum tareten ukhra. Sizi bu topraktan yarattık. Sizi tekrar bu toprağa veriyoruz. Sizi tekrar bu topraktan çıkaracağız. Yürürlükteki kanunlarımıza göre de toprağa vermemek suç olur ve dinimize göre de bir Müslümanın cenazesine yapılması farz olan şeyi yapmamış oluruz. Yani öyle toprağa vermemek, bilmem bir fanusta bekletmek falan yok. Evet. Evet efendim. Dinen caiz değil. Bu dondurma doğru, işlemi demek efendim. Ki dinen caiz değil. Peki. Mikrofon kimde? Buyurun. Hocam öncelikle selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Aleykümselam. Benim sorum şu olacak. Günümüzde namazları cem eden insanlar var. Bu dinen caiz midir hocam? Bunu soracağım. Günümüzde namazları cem eden insanlar var diyor. Nasıl yapıyorlar mesela? Bilgin var mı? Hocam mesela öğle namazının sünnetini kılmayıp bir sonraki vakte aktarmak mesela. Ben bu şekilde duymuştum. Evet. Böyle yapıyorlar. Bu caiz midir hocam dinen? Evet. Efendim bizim Hanefi mezhebi 5 vakit namaz 5 vakitte kılınmalıdır diyor. Sadece bunun Arafat'ta ve Müzdelife'de cem edilir. Öğlenle ikindi, akşamla yatsı, Arafat, Müzdelife'de. Hanefi mezhebine göre böyledir. Bunun müstesnası yoktur. Ama diğer buna hak mezheplerde şu var mı? Seferdeyken kişi namazı normal mukimken değil, seferdeyken cem edebilir mi? Edebilir. O mezheplere göre edebilir. Peki Hanefi de onu takliden seferdeyken edebilir mi? Edebilir. Seferdeyken öğlenle ikindi, akşamla yatsı, ama akşamın vaktinde yatsıyı öne alırım. Ama akşamı yatsının vaktine bırakır, öyle bir cem-i takdim veya cem-i tehir şeklinde yaparız. Bu nasıl olur? Mesela öğlenle ikindiyi cem edeceğim. Nasıl ederim? İki rekat öğlenin farzını kılarım. Aradaki sünnet kılınmaz. İki rekatta ikindinin farzını kılarım. Tamam. İki vakitlik namaz. İkişer rekattan 4 rekatla bitmiş oldu. Yani normal 4 rekat olarak kılınmıyor öyle mi hocam? Seferdeyiz ya. Seferde olduğu seferde için. Seferde olduğu için. Evet. Tamam. Peki seferde ama oldu. Esas olan biz cem etmeyiz. Vakitte kılarız namazlarımızı. Hanefi'ye göre 5 vakit namaz vakitlerinde kılınmalıdır. Evet. Peki devam edeceğim. Biraz Instagram'a bakalım. Instagram'da da sorular var. Hocam şöyle bir soru var. Karı koca arasında mahrem konuların başkalarına aktarılması dinen haram mı? Haramdır. Yani bu aile sırrıdır. Aile sırrıdır ayrılsalar bile. Muhsin Bey şimdi bakın televizyon ekranlarında eşler birbirlerinin mahremlerini ifşa ediyorlar. Yanlış bu. O ayrılsalar bile o kefenleriyle gitmeli. Aile sırları kefenleriyle gitmeli. Evet. Sokağa dökülmemeli. Evet. Mahrem konuların başkalarına aktarılması, karı koca arasındaki doğru. Mahrem konuların başkalarına aktarılması haramdır doğru. Dedi hocam. Peki. Telefonumuz var. Hemen telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Sağ olun. İyi günler hocam. Buyurun.
Ben hocama bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Geçen de sorumu yetişememiştik, arayamamıştım. Hocam hayırlı günler, hayırlı cuma. Hayırlı Allah günler. Kabul etsin inşallah. Sağ olun efendim. Hocam namaz kılarken dikkatini dağıtmamak için, farklı yerlerde olmaması için yapmamız gereken daha ne olabilir? Nasıl dikkatiniz dağılıyor namaz kılarken? Ya nasıl diyeyim hocam? Namazımı kılıyorum ama ister istemez insan kafam başka yerde oluyor. Olmuyor desem yalan olur. Bunu daha sağlıklı ibadet yapabilmem için ne yapmam lazım? Anladım. Yani huşu içinde kafam başka yerlere gitmeden, kafada tilkiler dolaşmadan diyelim, hani öyle derler ya. Aynen öyle. Namazlarımızı nasıl huşu içinde kılabiliriz diye soruyor. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selamlar. Efendim sevgili peygamberimiz namazın huşulu kısmı kabul edilir. Diğer kısım ıskartaya çıkar. Iskarta yani işe yaramayan bu çürük, kısım. Evet. Ama bununla birlikte öyleyse benim namazım hep aklım fikrim başka yerlerde dolaşıyor. Öyleyse benim namazım olmuyor demek de doğru değildir. Rabbimin huzurunda olduğumun idrakiyle namaz kılmalıyım. Rabbimin huzurunda olduğumun idrakiyle namazı kılmalıyım. Ama tabii şeytan durmuyor. Şeytan onun sevabını azaltmak için olmadık, hiç aklıma gelmedik şeyleri namazda getiriyor. Bütün bunlara rağmen yine ben namaza devam etmeliyim. Benim namazım olmuyor. Olmuyormuş madem, öyleyse kılmayayım. Yok, o da öyle değil. Evet, peki. Evet. Telefonumuz var, telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hakkari arıyor, buyurun. Sağ olun hocam, saygıları iletiyorum hocam. Ne diyorsun? Hocam duyuyor sizi, buyurun efendim. Hocam iki tane sorunuz var. Evet. Biri hocam yaklaşık, bu yaklaşık 11 senedir ben hastaneye bastırılıyorum. Bu hastanın sırasında ister istemez gaz geliyor. Eğme sırasında, çekme sırasında. Evet. Ne yapmam gerekiyor? Artı bir de ben birkaç sefer sordum, şu başörtülü takanlar namaz bittikten sonra başörtülerini sağa sola atıyorlar. Bunun mükafatına kadar, bunun namazına kadar geçerlidir. Hocam yayınlarsanız sevinirim hocam. Ben şu telefonda. Peki, iki sorunuz var. Cevaplarsanız tamam, iki sorunuz hocam. Var. İki sorunuz var. Ekrandan takip edin lütfen cevaplar için. Teşekkür ediyoruz. Hocam. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hocam iki soru. Bir tanesi rahatsızlığım nedeniyle ben abdestimi tutamıyorum diyor. Evet. Birinci sorusu bununla ilgili. Tamam. Ne yapması gerekir? Nasıl abdest ve namazı nasıl? Bu kişi namaz vakti girince abdest alacak. Başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça, o hal ne kadar zuhur etse de ikinci namaz vaktine kadar o abdest geçerlidir. İkinci namaz vaktinde tekrar abdest alacak, o da üçüncü bir namaz vaktine kadar geçerli olacak. Evet. Evet. Rahatsızlığı dolayısıyla evet. Böyle bir kolaylık var. Tabii. Diyelim. Evet. İkinci sorusu da başörtüsüyle namaz kılıyorlar insanlar. Yani namaz kılıyorlar başörtüyü takıp. Fakat namazdan sonra başörtüyü çıkarıyorlar. Şimdi bu kabul olur mu namazları? Kıldıkları namazlar kabul olur mu diye sordu. Namazlarına itiraz yok. فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını görür, şer işleyen de karşılığını görür. Ne güzel başörtüsüyle birlikte namazını kıldı. Ama ondan sonra başörtüsünü çıkardı, başörtülü olarak kıldığı namazın sevabını alır. Diğer tarafta da emre uymadığının muhatabı olur, sorumlusu olur. Evet, peki. Mikrofon kimde kaldı gençler? Hemen tanıyalım seni. Senin ismin nedir? Selamun aleyküm hocam. İlk önce cumanız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Adım Dinçer, soyadım Selçuk. Diyarbakırlıyım. Hocam benim merak ettiğim soru şu, kıyamet günümüze yakın mıdır hocam? Tekrar eder misin? Kıyamet günümüze yakın mıdır hocam? Kıyamet günümüze yakın mıdır? Kıyametle ilgili ne biliyorsun? Hocam pek fazla bir şey bilmiyorum. Mesela ne anlatırlar kıyametle ilgili? Dünyanın sonu hocam. Dünyanın sonu kıyamet. Bütün yani herkes ahirette toplanacak hocam. Herkes ölecek. Evet hocam. Ahirette toplanacak. Evet, kıyametin sonu yakın mıdır diye sordu.
Efendim yani... Kıyamet yakın mıdır? Dünyanın sonu yakın mıdır? Bir kere önce şunu şey yapalım. Aynen birisi geliyor, meta sağ, kıyamet ne zaman diye soruyor. Efendimiz sen ne hazırladın diyor. O da Allah ve Resulünün ne sevgi hazırladım. El mer'u ma'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktır buyuruyor. Yani demek ki sevgili oğlumuza bunu da demek lazım. Kıyametin yakın olduğunu Kur'an söylüyor. Ve bunun en büyük işareti de Peygamberimizin gelmiş olması. Son peygamber. Ahir zaman peygamberi. Evet. Hmm. Yani o kıyametin küçük alametleri, büyük alametler onlar ayrı. Kıyamet kopacaktır. Kur'an böyle mükerreren söylüyor. Evet. Ve yeni dünya kurulacaktır. Ruh maal ceset olarak yeniden dirileceğiz. Ama elbette hesap var, mizan var, sırat var, ebedi cennet ve cehennem var. İsrafil sura üfleyecek, hepimiz öleceğiz. Hepimiz ölecek. Tekrar üfleyecek. Tekrar üfleyecek. Bedenen ve ruhen tekrar dirileceğiz. Evet. Evet. Peki. Mikrofon kimde kaldı? Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Hayır. Benim sorum hocam, futbolcular üzerine kumar oynanmakta bu futbolcular günah sokar mı? Nasıl? Bahis oyunları. Evet, futbolcular üzerinden bahis oynanıyor. Evet. Futbolculara günah sokar mı hocam bu? Yani bir menfaate dayalı bahis oyunları haramdır. Sevgili gençler, Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri şu. Allahümme agnini bi halalike an haramik ve bi daatike an masiyetik. Ya Rabbi helalında doyur, harama düşürme. İtaatla tatmin eyle, isyana hacet kalmasın. Helal yolu geniştir, harama ne lüzum vardır? Yani bu bahis oyunlarında, kumarda hayır yoktur, bereket yoktur, ağız tadı yoktur, huzur yoktur. Evet. Peki yine Instagram'a bakalım, birkaç soru aktaralım. Devam edeceğiz. Gençlerin soruları var. Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bugün misafirlerimiz. Bir soru aktaracağım Instagram'dan, sonra telefon alacağım. Hocam şöyle soruyorlar. Kadın kuaförde mahrem bölgelere epilasyon yaptırmak caiz midir? Efendim bu bir tedavi değildir. Yani tedavi olsa olur ama tedavi olmadığına göre kadın kadına... Erkek erkeğe nasıl? Ölçüleri nelerdir hocam? Ölçüleri söyleyelim. Genel kuralı söyleyelim. Erkek erkeğe göbekle diz kapağı arasının kapalı olması lazım. Erkek erkeğe. Ha. Evet. Açık olamaz. Peki kadın diğer erkeklere karşı nasıl? El ve yüz dışında her taraf kapalı olacak. Kadın kadına... Göbekle diz kapağı arası örtülü olacak. Demek ki kadın kadına da olsa mahrem yerlerle ilgili epilasyon şu bu olmaz uygun değil. Evet. Yani evet. Kadın kadına mahrem olan bölgeler göbekle diz kapağı arası mahrem birbirlerine. Doğrudur. Dolayısıyla efendim. O zaman bu durumda caiz olmuyor. Doğru. Evet, peki. Telefonumuz var. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı cumalar. Erzurum'a selam olsun. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hocama sorum var benim. Buyurun efendim. Hocam ben 28 seneden sonra eşimden ayrıldım. 3 tane çocuğum var. Çocuklarım da yaşları küçük değil. Kızım 30 yaşında. İlk doğumlu. Biri 23 yaşında, biri 24 yaşında. Bunlarla ben görüşmüyorum. Yani şey göstermiyorlar bana. Ne konuştuklarını hem de gösteriyorlar bana. Yani çocuklarım da küçük değil. Kim ama onları dinledikleri için benden görüşmüyorlar. Kim baskı yapıyor görüşmemesi için? Kim baskı yapıyor? Halalarıyla babaannesi. Üç çocuğunuz da sizde değil mi şu anda? Hayır, benden değil. Babalarıyla. Kaç yıldır görüşmüyorsunuz çocuklarla? Kaç yıldır? 3 yıldır görüşmüyorum. 28 yıldır evliydiniz, ayrıldınız. Evet, 3 yıldır ayrılalı çocuklarım bana ne konuşturuyorlar, ne gösteriyorlar. Yani evet. Benim de imkanım olmadığı için İstanbul'a gidemiyorum.
Çocuklar da küçük değilmiş yani. Şimdi niye anneleriyle görüşmüyorlar? Onlar küçük değil. Ben bunları biliyorum. Çocuklarım küçük değil. Ama çocuklarım onları basıp benimle konuşmak istemiyorlar. Allah Allah. Ama artık çocuk değiller. Onlar dinimize göre mükelleftirler. Yani 15 yaşını geçmiştirler. 24 yaşında dediniz birisi için. Öyle. Öyle olunca onlar sorumlu. Yani anne ziyaret edilmez mi? Annenin eli öpülüp duası alınmaz mı? Yani böyle yapmıyorsak hayatta herhalde yüzümüz gülmez yani. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen sıle-i rahimde bulunsun. Akrabalarını ziyaret etsin. Tabii. Hocam. Peki en büyüğü 24 yaşında mı dediniz? Yaşında. 30 yaşında. 3 aylık evli, düğününe bile çağırmadı. Beni çok özledim gitmek ama beni çağırmadı düğününe. Gitmek çok istedim. 30 yaşında ama kızı beni çağırmadığı için gitmedim. Kızım annesini düğüne çağırmamış ya. Sevgili gençler, işte bunun için okuyorsunuz siz. Görüyor musunuz? Bu mübarek milletimiz Erzurum muhafazakar bir şehrimizdir. Ama illa ben Erzurum'a göre değil. Ülkemizin her tarafında böyle sıkıntılar görülmeye başladı. Yani şurada bir trafik kazası olsa, birisi kanlar içinde yatıyor, aman dokunmayayım, benim elbisem kan olur falan. Öyle der miyiz? Hayır, hayır. Derhal kucaklar, onu hastaneye ulaştırmaya çalışırız. Yani işte insanlarımızın böyle derdi var. Buna nasıl seyirci kalırız? Çabuk yetişeceksiniz de, hemen bu dertlere deva bulacağız sevgili gençler. Evet. Evet. Peki sizin hocamıza sorunuz nedir şimdi? Hocam diyor ki onlar belli bir yaşa gelmişler. Sonuç itibariyle bu konuda sorumludurlar. Bundan dolayı Allah'a hesap verecekler. Tabii tabii. Küçük değiller diyor. Peki siz hocama ne soruyorsunuz? Yani bu, ben görüşmeyeyim mi diye soruyorsunuz. Yani hocama bunu sormak istiyorum. Ne yapmam lazım? Hocam, ben ne yapayım ben diyor. Peki bir anne değildim. Çocuklarımı çok... Ben onlara fedakarlık yaptım ama çocuklarımı benden soğuttular hocam. Peki ben şunu merak ediyorum. Siz o 30 yaşındaki kızınızı ya da 24 yaşında diğer evladınızı aradığınızda ki telefonla arıyorsunuz belki. Telefonlara çıkmıyorlar mı ya da size ne diyorlar? Ne diye görüşmüyorlar sizinle? Telefonların numaralarını bile gizlemişler. Yani ulaşamıyorum. Ne internetten ulaşabiliyorum ne telefondan ulaşabiliyorum. Yani çok üzülüyorum bu duruma hocam. İlginç. Eyvallah, Cenab-ı Hak ıslah etsin. La hayra fi kesirin min necvahum illa men emera bi sadakatin ev ma'rufin ev ıslahin beynen nas. Konuşmalarınızın çoğunda hayır yoktur. Ama iki kişinin arasını bulmak ise, hakkı hayrı söylemek ise bu konuşmalarda hayır vardır. Ya demek ki bir devreye girip sizin barıştırması, buluşturması lazım. 3 günden fazla Müslüman, Müslümana küstürmesi helal değildir. Efendimiz böyle ashabıyla konuşuyor. Kırgın insanların bulunduğu yere Allah'ın rahmeti inmez buyuruyor. Meğer gençlerden birisi halasıyla küsmüş. Fırlayıp gidiyor, halasının elini öpüyor, helallik alıp geliyor. Şimdi Allah'ın rahmeti iner buyuruyor sevgili peygamberimiz. Muhsin Bey, niye ağzımızın tadı yok? Niye evimizde bereket yok? Niye huzurumuz yok? İşte dinimiz böyle söylüyor. Evlat, ana, yahu nasıl bir araya gelmezler? Nasıl birbirlerini ziyaret etmezler? Öpüşecekler, koklayacaklar birbirlerini yahu. Evet. Peki siz evlatlarınızı çok mu üzdünüz de sizden böyle kaçıyorlar, konuşmuyorlar? Bir şey mi yaptınız evlatlarınıza? Hayır hocam, ben kendi çocuklarım, ben o evde yaşadığım durumu çok iyi biliyorlar. Kendi babaları kendi isteğiyle gönderdi. Biz ayrılacağız dedim. Tamam. Zaten geçenimiz biraz bir şeydi. Ama yani ben çocuklarımı benden bu kadar uzaklaştırmanın anlamını anlayamıyorum hocam. Çok üzülüyorum bu durumdan. Yani şimdi çocuklar da ufak değil ki kandırılsınlar. 30 tabii yaşında diyorsunuz. Kim kandıracak çocuklarınızı? Ben yaşarken ben eşimin ailesiyle beraber 28 sene beraber oturdum. Zaten çocuklarım bana nefret ettirdiler çocuklarımı. Kendilerine bağladılar bunlar. Hmm. Evet. Ya bu bir süreç demek. Yani uzun süre devam eden bir sıkıntı vardı, evet, problemde. Evet, ben onlar da... Ben evde
ben anne olarak bilmiyordular. Hala çocukları etkiledi diyor. Hala mı? Hala mı etkiledi? Halaları mı? Hala baban ne etkiledi çocukları diyor. Şu anda da onların safında yer alıyor. Benimle görüşmüyorlar diyor. İşte biz Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet peygamberinin bağlısıyız. Sevgiyle, muhabbetle görevliyiz. Kinle, nefretle değil. Evet. Ya kinle, nefretle değil. Annenin bu konuda bir vebali olur mu Dinen hocam? Annesinin şu anda bir sorumluluğu yok ama o da bir araya gelmeyi sağlamak için tedbirler almalı. Şimdi bak bize ulaşabildiği gibi aklı başında insanlar yok mudur? Komşu yok mu? Akraba yok mu? Ya siz ne diye seyirci kalıyorsunuz? Bakın şu kadar yıldan beri ben evlat hasretiyle yanıyorum. Yani şu bizi bir araya getirin. İnsan çok zaman kendi yapamaz. Hadi başkaları yapsın bunu. Akraba, komşu, seyirci kalmamalı. Bu sıkıntıya. Peki, teşekkür ediyoruz. Sabırlar diliyoruz. Umarım evlatlarınıza kavuşursunuz. Ve ağzınızın tadı bozulmaz umarım. Evet, kimde mikrofon? Buyur kardeşim. Hocam selamünaleyküm. Hayırlı efendim, programlar size diliyorum. Sağ olun size. Efendim. Daha demin soru geldi size. Evlatlar annesiyle görüşmüyordu. Biz de gençler olarak sizin yanınıza geldik sizden istifade etmeye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz gençlerden ne ister? Gençlerin el kitabı diyebileceğimiz kurallar, kaideler nelerdir? Bizler neler yapabiliriz? Çok güzel. Aman evet. Ne güzel sual. Çok ya. Çok güzel. Ne kadar eyvallah. Güzel. Eyvallah. Zaten bizim konumuz da bugün böyleydi. Buyurun hocam o zaman bu soruyla devam edelim. O konuya öyle girelim. Evet. Şimdi çocuklara sevgi, güven ve iltifat. Efendimiz bakın çocuklara. Beni Neccar kızları rastlıyor. Çocuklar. Beni seviyor musunuz? Seni seviyoruz. Vallahi ben de sizi çok seviyorum. Efendimizin cevabı öyle. Bir seferden gelirken Efendimiz koşuyor çocuklar Peygamberimizi karşılamak için birini kucağına alıyor, birini terkine alıyor. Peygamberimiz çıkıyor, çocuklar oynuyor. Esselamu aleykum ya subyan. Bakın onları adam yerine koyuyor. Çocuklar, muhatap alıyor onları. Tabii onlara değer veriyor, adam yerine hocam, koyuyor. Hocam bir de şunu da belirtelim. Şüphesiz o zaman da bunların hepsi tabu. Yani yapılmayan şeyler. Tabii, günümüzdeki tabii. Gibi değil yani. Çocuk adam mı yani? Evet. Ona tutup da selam veriyorsun evet. Falan. Ama Allah'ın Resulü, Esselamu aleyküm ya sıbyan. Çocuklar size selam olsun diye selam verdiğini görüyoruz. Mesela bakın, Hazreti Hasan'ı bir dizine torunu, Usame'yi de Usame... Kim Usame? Zeyd ibn Harise'nin azatlı kölenin oğlu. Simsiyah bir çocuk. Onu da bir dizine oturtuyor. Ya Rabbi ben bunları seviyorum. Sen de bunlara merhamet Allah et ya Rabbi diye dua ettiğini görüyoruz. Efendim mesela bakın Peygamberimiz böyle sırtına Hazreti Hasan'la Hüseyin biniyor. Hazreti Ömer görüyor bu tabloyu. Çocuklar ne güzel binidiniz var. Efendimiz dönüyor. Ömer süvariler de çok güzel. Bakın çocuğu dövelim mi? Döverek mi eğitelim? Hayır. Severek. Sevgili Peygamberimiz çocuklarınızı çok sevin. Çok öpün. Öpücüklerinizi melekler sayarlar. Allah Allah. Yazarlar. Evet, Peygamber Efendimiz'in bu metodu kullandığını görüyoruz. Bakın, Hazreti Hasan'ı kucağında Efendimiz öpüyor. Akra bin Habis diye birisi görüyor, benim diyor 10 tane çocuğum var, birini kucağıma almış insan değilim. Bu nasıl iş yahu? Şöhreti dünyaya tutmuş olan Peygamber torununu öpüyor, kınıyor adam. Peygamberimiz buyuruyor ki men la yerham la yurham. Merhamet edilmeyene merhamet edilmez. Cenab-ı Hak senden şefkat duygusunu kaldırdıysa ben ne yapabilirim ki dediğini görüyoruz Efendimizin. Evet efendim. Hazreti Hasan'ın süt annesi Hazreti Hasan'ı Peygamberimizin kucağına koyuyor.
O da Efendimizin kucağını ıslatıyor. Çocuk. Ama süt annesi ne yaptın diye sırtına bir vuru veriyor. Rahmet peygamberi, Allah senin hayrını versin. Oğlumun canını incittin dediğini görüyoruz. Evet efendim. Hazreti Ebu Bekir malının tamamını hayra vermek istiyor. Çocuklarına ne bıraktın? Efendimiz bakın çocuklarını düşünmesini görüyoruz. Hocam devam edelim ama bir ara vermek zorundayız. Peki. Devam ederiz. Tabii efendim. Efendimizin çocuklara karşı olan ilgisi, davranışı, gençlere karşı olan davranışları nasıldı? Bu arada Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, misafirlerimiz. Hocam, Aslı Hocam, bir ilahi de alır mıyız reklamlardan sonra? Tamam, o zaman reklamlara gidelim, bu arada hazırlanalım. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Aslı Hanım çok teşekkürler, sağ olun. Yeriniz alabilir, siz buyurun. Gençler yüreğinize sağlık. Evet, Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi bugün misafirimiz, konuklarımız. Tasavvuf korosu. Hocam bir hafta mı çalıştık dediniz? Evet. Evet, bir hafta gibi kısa sürede maşallah. Evet. Peki ne olacak şimdi, bu arkadaşlar konservatuvar mı tercih edecekler, ne yapacaklar? Ben mikrofon vereyim size, ondan sonra konuşun. Öğrencilerimiz olursa neden olmasın tabii. Ama tabii ki önceliğimiz şu an ilahiyat onlar için. Evet. Ama bir yandan da okulun vitrini güzel sanatlar, bilirsiniz. Müzik, resim, spor. Okulumuzu en iyi şekilde gösterebilirsek ne mutlu bize. Onların da sosyal faaliyetlerle ilgilenmesi hem motivasyonlarını artırıyor. O yüzden müzikle ilgilenmelerini istiyorum her daim. Keman dersi de veriyoruz okulda. Aynı zamanda keman çalan arkadaşlarımız da var, öğrencilerimiz. Böyle güzel etkinlikler yapıyoruz. Peki, başarılar diliyorum. Çok Aslan. Teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz Başka için. Başka programlarda inşallah tekrar İnşallah. Bu koroyu alırız sizinle İnşallah. Birlikte. Evet, devam edelim hocam. Gençlerimizin soruları bitmedi ama ya, yarım kalmıştı. Ne güzel sordu bir oğlumuz. Evet. Sevgili peygamberimiz, demek çocuklara sevgi, gençlere de güven, onur telkin etmiştir. Evet. Mesela bakın, bir Zeyd İbni Harise'yi komutan olarak tayin, azatlı köle bu, onu komutan olarak tayin ediyor. Onun oğlu Üsame'yi de peygamberimizin son hastalığında orduya komutan olarak tayin ediyor. Efendimizin vefatından sonra
sahabe arasında bir dedikodu meydana geliyor. Yani bu Usame komutan olur mu? Hazreti Ömer'e söylüyorlar. Efendim devlet başkanı kim o zaman? Hazreti Ebu Bekir. Yani bu bir, her ne kadar azatlı da olsa bir kölenin oğlu. 18 yaşında bir delikanlı. Yani ordunun içerisinde gün görmüş sahabe varken bunun başkan olması, komutan olması olur mu? Hazreti Ömer de bunu Hazreti Ebu Bekir'e götürüyor. Hazreti Ebu Bekir celallanıyor. Ömer, ne diyorsun bana? Peygamberin yaptığını uygun görmüyoruz da onu değiştireceğiz öyle mi? Aa, Ömer dediğine diyeceğine bin pişman oluyor. Döndükten sonra diyor ki ya bana azar işittirdiniz diyor. Ve şimdi Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir devlet başkanı orduyu uğurlayacak. Usame atta, Hazreti Ebu Bekir yaya. Efendim ben teettüp ediyorum. Lütfen ben ineyim, siz binin. Sen inmeyeceksin, Allah Allah. Ben binmeyeceğim. Peygamber aleyhisselam Allah yolunda kalkan tozla cehennem dumanı birleşmez buyurdu. O yüzden biraz Allah yolunda Allah ayaklarım Allah. Tozlansın istiyorum. Bir müddet böyle gittikten sonra Usame müsaade edersen Ömer'e benim ihtiyacım var. Ömer geride kalsın, şu disipline bakın. Ve Allah Resulü güven verdi demek 18 yaşındaki Usame Hazretlerine. Evet, başka sevgili gençler, Peygamberimizin amcasının oğlu, Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi, Hazreti Cafer başkanlığında 80 kişilik bir grup Habeşistan'a, şimdiki adıyla Etiyopya, oraya gönderdi Efendimiz. Bakın Necaşi makamında, tahtında, sağında solunda papazlar. Şimdi o 80 Müslümanla birlikte Hazreti Cafer huzura girdi. Onların geleneğine göre de hükümdara secde etmek gerekir. Ama bir Müslüman Allah'tan başkasına secde edemez. Papazlar bağırıyor, İscidul İlmelik, hükümdarımıza secde ediniz, secde ediniz. Ve karla, la nescudu illa lillahi azze ve cel. Aziz ve celil olan Allah'tan başkasına biz secde etmeyiz. Yani. Halbuki onun memleketine varmış. Yani onun himayesine ihtiyaç var. Ayrıca müşrikler de adam göndermişler hediyelerle. Yani bunları memleketlerine kabul etmesinler diye. Böyle bir ortamda şu vekara bakın, vekara. Ve Necaşi soruyor, bu peygamber denilen kişi ne yaptı size? Hükümdar, biz cahil bir millettik, leş yerdik, kan içerdik. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Beşer yırtıcılıkta sırtlanları geçmişti. Peygamber geldi, cahiller alim oldu, zalimler adil oldu, vahşiler medeni oldu. Anarşi yerini huzura, tefrika yerini tevhide bıraktı. Bunlardan çok edibane şu sözlere bakın. Necaşi etkileniyor. Ya tabii. Peki o peygamberin getirdiği kitapta İsa aleyhisselam'dan bahseden ayetler var mı? Var. Okuyabilir misin? Okuyabilirim. Meryem suresinden okumaya başladı. Papazlar gözyaşını tutamadı. Necaşi de imanını gizlemedi. Açıkça iman ettiğini söyledi. Yani şu Hazreti Cafer'in yiğitliğine bakın. Şu vekara bakın. Sevgili gençler, hepiniz bir Cafer, hepiniz bir Mus'ab. Bugünün Mus'abları. 75 kişi geldi Medine'den. Ya Resulallah bize buyurun, bu Mekke dağlarında çektiğiniz sıkıntılar yetsin. Bize buyurun, canımızdan aziz bileceğiz seni ya Resulallah dediler. Ama hemen Efendimiz gelmedi de, bize bir eleman ver. Yani biz Müslüman olduk ama Müslümanlığı bilmiyoruz. Peygamberimiz kimi gönderdi? Hazreti Mus'ab. Kaç yaşında? 25 yaşında. Mus'ab'dan daha yaşlı, gün görmüş kişi yok mu? Var. Ama bu oturmasını, kalkmasını, sözü, sohbeti bilen bir insan. Allah Resulü'nün de adam seçmesi de onun
Allah elçisi olduğunun bir delili. Yetişmiş bir genç. Hazreti Mus'ab'ı gönderiyor. Mus'ab, maaşım ne olacak? Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Yok onlar, yok. Allah elçisinin elçisi. Es'ad ibn-i Zürare onun evinde kalacak. Birer birer insanlara İslam'ı anlatacak. Hulasa bir yıl sonra Efendimiz'e verdiği rapor şu. İslam'ın anlatılmadığı kişi, İslam imanının girmediği ev kalmadı. Mesela bir gün bakın insanları toplamış, onlara Kur'an okuyor. Kabile lideri olan Useyd ibn-i Hudeyr geliyor. Duydum sen milletin töresini değiştirecekmişsin. Efsane, hurafe, şeyler anlatıyormuşsun. Mızrağımın ucuyla kalbinin delinmesini istemiyorsan defol git buradan. Bakın bu kişiye cevabı. Siz bir kabile liderisiniz. Mızrağınızın ucuyla kalbimi delme tehdidi yakışıyor mu? Oturun şuraya lütfen. Ben efsane hurafe söylemiyorum. Yaratan, yaşatan Mevla'nın kelamını söylüyorum. Bir iki ayet okuyayım. Hoşuna giderse devam edeyim. Hoşuna gitmezse bırakıp gideyim. Ben buraya kimseyle kavga etmek için gelmedim. Şu üsluba bakın. Üslub ne kadar önemli. Oku bakayım öyleyse birkaç ayet. Daha bir iki ayet okur okumaz bana derhal iman telkin edin. Yani şu sözler onun bakın. Useyd ibn-i Hudeyr diyor ki benim üç halim var. Bu üç hal bende devamlı olsa cennetlik olduğuma şüphe etmem. Bir, Peygamber aleyhisselamdan hutbe dinlediğim zaman. İki, Kur'an okuduğum zaman. Üç, bir cenazede bulunduğum zaman. O cenazenin perde perde, dalga dalga başına gelecek şeyleri düşünürüm, empati yaparım. Kur'an okurken Allah ile konuşuyormuş gibi okurum. Yani bakın, Hazreti Mus'ab'ın telkiniyle Müslüman olan kişinin hali. Sevgili gençler, bugünün Mus'ab'ları sizsiniz işte. Devletimizin sizde hakkı var. Milletimizin hakkı var. Ailelerinizin sizde hakkı var. Ya Hazreti Ali Efendimiz diyor ki zamanla altın satın alınabilinir. Ama altınla zaman satın alınamaz. İlim öğrenmek için en münasip zaman içinde bulunduğun zamandır. Şu altından daha değerli olan zamanı değerlendirmeli ve iyi yetişmelisiniz. Değerli bir iş adamı ne diyor? Ben eskiden 50-50 derdim. Şimdi öyle demiyorum. Ne demek? %50 insan unsuru, %50 sermaye unsuru. Hayır. Şimdi diyorum ki %60 insan unsuru, %40 sermaye unsuru. Bugün gün ışığında bazı iş adamları tanıyorum. Adam arıyor adam. Benim işimde çalışacak kişi dürüst olsun. Güvenilir birisi olsun. Dil bilsin. Gönderdiğim işi başarıp da gelsin. Para, maaş söz konusu değil. Sevgili gençler, işte şu bulunduğunuz ortam bunu değerlendirecek. Sahip olduğunuz nimetlerin şükrünü de böyle eda etmiş olacak. Ve bugünün Mus'ab'ları, bugünün Cafer'leri olmuş olacaksınız. Öğretmenleriniz başınızda. Devletimiz ne güzel imkanlar, ne güzel ortamda ilim öğreniyorsunuz, tahsil yapıyorsunuz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Rabbim sizleri muvaffak eylesin. Amin, amin. Ne güzel dua aldınız. Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri. Peki telefonumuz var mı? Var galiba. Sonra birkaç soru daha alalım sizlerden. Öyle devam edelim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Allah'ımız gününe şükür. Sizin yayınlarınızı izliyorum. Mahican Hanım.
Antalya'dan. Evet. Buyurun. Evet, buyurun. Antalya'dan. Buyurun. Benim annem babam vefat etti. Annem çok önce öldü, 30 yıl önce. Babam iki sefer evlendi. İkiden ondan çocuk var. Babam da vefat edince sonraki kadın işte annemiz olacak. Malları İzale Şuruna satmak istedik. Büyük abimiz biz aynı anneden aynı babadan 6 kardeşiz. Çok derdim var size, yani sizle aramak için nereyi çok bunaldım yani. Hocama derdimi anlatayım dedim. İşte abim de kadının mallarını aldı İzale Şuruna, tekrar malları İzale Şuruna sattı. Benden zoruna aldı mallarımı. Ki babamdan düşen haklarımı zoruna aldı. Diğer kardeşlerim vermedi ama çok kötülük. Ben de duymak istemedim kötü laflarını. Şimdi de onlar benden çok hakkımı istedi yani. Onlar benden çok para alınca ben de şey yapamadım. Benim hakkım o kadar değil. Benim hakkımı da ver dedim abime. Yani çok şiddet etti yani. Bir şey yapamıyorum. Tahammül edemiyorum. Ya. Evet, peki babanız zamanında bu meseleleri sizinle konuşmadı mı miras paylaşımı ile ilgili? Hayır, hayır. Babamız hiç böyle mallar, benim babamdan ne kaldı da ben size bırakayım dedi. Sonraki evlenen kadından çok mallarım sattı, yediler işte. Ne kaldıysa diğerini de paylaşmak istedi. Kadın avukata verdi, satılsın dedi. Kendim hakkımı alayım dedi. Hmm. Abim de onun hakkını alınca kadından bir tane çocuk var ondan. Geri tekrar bu kardeşler arasında paylaşamayınca bizden de istedi. Hep üç kız, üç oğlanı onlardan da istedi. İki kız kardeşim vermedi, ben verdim. Dedim ben de kötü laflarını duyduğum için verdim. Hmm. Ama şimdi onlar satıldı İzale Şuruna mallar. Benim hakkım 20 liraya yani 20 bin liraya verdi. Onlar ki dedim zaman gelecek ben çok pişman olacağım dedim. Onlar 60-70 yapacak. Şimdi ben dedim abimi aradım geçen. Dedim böyle böyle dedim sen bana kötülük yapıyorsun. Şimdi o para şimdi de şu para diye bana kötü laflar sayıyor. Ha, siz bu konuda mağdur oldunuz. Abiniz tarafından evet, mağdur edildiniz. Evet ben mağdur düştüm yani. Evet, ben de evet. Pişman oldum. Zaman gelecek ben de pişman olacağım dedim. Onlar bu vermediler ben verdim yani. Hayır benim hakkım. Hayır bir kızımız daha var ikinci annelikte. Ona da diyor ben ondan da ucuz aldım diyor. Hayır ötekiler peki, o kadar para alıp da biz niye o kadar para alalım? Hak değil mi hocam? Hocama peki şu anda abinizle küs müsünüz? Konuşuyor musunuz? Hayır geçen aradım bu şeylerden dolayı. Mallar satılınca benim aram babam yemedi dedim. Sen sattın dedim. Ben kazandım diyor. Tabii diyor hayır hocama diyor. Bana bir iki ay önce konuştuk telefonda ölürsem ölüme gelme diyor. Ben de dedim ben de ölürsem sen de benim ölüme gelme. Kendisi yurt dışında 6 kardeşiz biri hep mal yüzünden birbirimize küsük. Ya şimdi 6 kardeş mal yüzünden birbirinize küstünüz ve evet, en son evet, abinizle atıştınız ve dediniz ki abiniz dedi yani önce ben ölürsem evet. Sen gelme ya. Sen ölürsem ben gelmeyeyim. Değer evet, mi? Evet aynen öyle yani mal yüzünden 6 kardeşlik büyüye ben hakkımı verdiysem gönlümden vermedim. Sadece eşim dedi ki ver gitsin. Eşime de şimdi kızıyorum ki sen ver dedin verdim benim şeye neye karıştın diye. Hayır büyük abim verdiysem öteki diğer kardeş sen ona verdin diye küstü. Yani hiç ortalık birbirine girdi yani ne bilirim anlatamıyorum. Çok peki. Karıştım. Dünya malı için birbirimize küs kaldık. Ya siz de mutsuzsunuz bu durumdan. Sonuçta evet, etle tırnak yani. Ben... Abi, abla, kardeş sonuçta. 6 evet, kardeş. Hiç değer mi? Birbirine... Peki hocamızı dinleyelim biz. Teşekkür ediyorum aradığınız için. Ben İnşallah, teşekkür ederim. Daha da büyük kırgınlıklara sebep olmaz bu mal davası. Hayırlı cumalar diliyorum. Hocam şunu sorayım ben. Anlattı hanımefendi durum ama... Bu anlatılanın önüne geçmek için baba ne yapması lazımdı ki bunlar yaşanmasaydı? Yani ne yapmak gerekirdi bunların yaşanmaması evet. için? Baba dini doğru dürüst öğretecekti işte. Öğretseydi böyle olmazdı. Haram, helal, emir, nehi. Biraz önce sevgili gençler okudukları ilahilerde son nefeste bizi imandan mahrum eyleme ya Rab. Süleyman Çelebi de İlahi sakla kıl imanımız, verelim ta iman ile canımız. Etedrune men il müflis, iflas eden kim bilir misiniz? Ya Resulallah bir zarara ziyana uğrayıp da elinden servet-ü samanı gidene iflas etmiş denilir. Hayır, hayır. Düşmez kalkmaz bir Allah.
Bugün zarar eder, yarın kar eder. Ama iflas şudur. Büyük mahkemeye gelir, ömrün, gençliğin, servetin hesabının sorulduğu günde birisinin hakkını almış, vermemiş. Ve o yüzden onun sevapları buna yüklenir, karşılamaz. Sonra günahları buna yüklenir. Bunun günahları ötekine yüklenir. Sümme turaha finnar, cehenneme sevk edilir. Kul hakkı yani. Ya kul, işte iflas budur. Asıl iflas. O günü düşünmek lazım. Bugün hele para bende kalsın. Öleni, o bırakanı da hiç düşünme yok. Hiç düşünme yok. Onu da, ya adam bize hangi zahmetlerle bu serveti bıraktı, ona rahmet okuyalım ve biz de kardeş kardeş şu mirası bölüşelim, Rabbimize hamd edelim. Yok, hepsi benim olsun, başkasına verme. Ele kim geçirdiyse onun olacaktır. Aldı kardeş ya, görüşmüyoruz yani, mal davasından o küsüz diyor. Ve bil ahiretühüm yuqinun. O müminler ki gidip de gelmişçesine ahirete inanırlar. Hesap alemlerin Rabbinin huzurunda. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Ya Rabbi beni, anamı, babamı, bütün müminleri hesap gününde bağışla diyen biz. Ama dünyada bile bile hakka tecavüz ediyoruz. Maalesef. Evet. Ve bu da ebediyet müflisi olmuş oluyor işte. Ebedi hayattaki iflasa uğrayan. Hem dünyamızı hem ahiretimizi zindan oldu. Ediyoruz. Çok, evet. Peki, kimde mikrofon, soru sormak isteyen kimler vardı? Evet, yarım kalmasın çünkü sonlara doğru ilerliyoruz. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Fatih Arpacık, Denizli'den geliyorum ben de. Hoş geldin. Az önce bahsetti hocamız, gençlerden bahsetti. Peygamber Efendimiz gençlere neden sürekli liderlik özellikleri gerektiren şeyler vermiş, görevler vermiş? Mesela Musab bin Ümeyr bir liderlik yani sorumluluk yüklemiş onlara. Evet, gençlere. Neden sorumluluk yüklemiş? Evet. Hep gençlere yönelik bu sorumluluklar. Fazla şey yok yani. Büyük etrafındaki insanlara. Fazla, gerçi yaşlı insanlar da var da, daha çok gençler bu işi yapmışlar. Yani susuz suya kavuşmuş gibi. Gönülleri aşkla dolmuş, imanla dolmuş bu insanların. Evet, Peygamber Efendimiz onlarla daha çok iş görmüş. Gençlerle daha çok. İşte buradan hangi mesaj? Bugünün gençleri, bugünün gençleri, bugünün Musabları, bugünün Caferleri, sizlere iş düşüyor. Evet, arkaya doğru uzatalım mikrofonu. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar hocam. Benim sorum, Peygamber Efendimiz bir çocuğun kuşu öldüğü için onun ziyaretine gidiyor. Bu çocuk kimdir? Peygamber Ondan, Efendimiz? Bir çocuğun kuşu öldüğü için onun ziyaretine gidiyor. Evet, bir çocuğun, o zamanda bir çocuğun kuşu ölüyor. Peygamber Efendimiz de efendim, hani, ziyaret ediyor o çocuğu. Kimdir diye soruyorsunuz. Evet. Rümeysa Hatun annesinin adı. Enes bin Malik'i Peygamberimize size hizmet etsin. Siz de buna dua edin ya Resulallah. 10 yıl hizmet ettim diyor. Bana niçin şöyle yaptın, niçin şöyle yapmadın dediğini duymadım diyor. Yavrucuğum diyerek de onu örnek bir şekilde eğitiyor. Enes bin Malik'in kardeşinin adı Ömer. İşte onun kuşu ölmüş. Peygamberimiz, ya şu büyüklüğe bakın. Çocuğun kuşu öldü, onun gönlünü alayım diye taziyeye gidiyor. Ömer de demiyor bakın. Ne diyor? Ya Umeyr, ma fa'alen nugayr. Ömercik, serçecik ne oldu? Hani bir çocuk üslubuyla Ömercik, serçecik ne oldu dediğini görüyoruz. Yani gönül aldığını görüyoruz. Kuşu ölen bir çocuğa ölen taziyeye gidiyor. Çocuğa taziyeye Allah gidiyor. Şiddet uygulama yok. Hep gönle girme var, ikna var. Rafi diye bir çocuk hurmayı taşlamış. Getiriyorlar. Efendimiz, seni tokatlarım, seni ayağımın altına alırım. Değil. Yavrucuğum, niçin taşladın?
Ya karnım acıkmıştı. Yavrucuğum bir daha ağacı taşlama. Altına düşenlerden aldayı. Başını okşuyor. Ya Rabbi bunun karnını doyur. Bitti. Mümkün mü ki bu çocuk ağaç taşlasın bir daha? Allah razı olsun. Yani demek ki yani nasıl sevgiyle, iltifatla. Bir diğer örnek Muhsin Bey, bunu herhalde başka zaman anlatmıştık. Ebu Mahzure, onu Cirane'de ganimet dağıtılıyor. Cemaatle namazlar kılınıyor. 8-10 tane müşrik çocuğu da duvarın arka tarafında dudaklarını, ağızlarını eğerek, büğerek böyle ezanla alay ediyorlar. Getirin şunları ayağımızın altına alalım. Yok. Huzuruna geliyor o çocuklar. Ne diye ezanla alay edersiniz? Yok. Hanginiz güzel ezan okuyor bakalım? Çocuklara soruyor. Şu güzel okuyor ya Resulallah. Ebu Mahzure'yi gösteriyor. Hadi oku bakayım. Okuyor. Efendimiz hoca hanımın çocuklara biraz önce müdahalelerde bulunduğu gibi. Hayır, şurayı şöyle oku. Burayı böyle oku. Sonra Efendimiz mübarek elini şöyle alnının üstündeki saçlarına dokunduruyor ve bir kese de para veriyor. Öyle bir değişti ki, ya Resulallah beni Mekke valisine göndersen de Harem-i Şerif'e beni müezzin etse, hadi benim gönderdiğimi söyle. Attab İbni Eside varıyor, beni Peygamber aleyhisselam gönderdi, Harem-i Şerif'e müezzin edeceksin. O kendi müezzin olduğu gibi sülale boyu ne kadar, kaç yüzyıl devam etti onu bilmiyorum. Orada Peygamber aleyhisselam bunu verdi diye müezzin oluyor. Yani ama bakın Efendimizin ikna edişi, başını okşayışı ve üslubu. Bir kese de para verişi. Ulan sen nasıl ezanla alay edersin? Utanmaz herif filan yok yani. Ya. Evet, Allah razı olsun hocam. Hocam sonlara geliyoruz. Tamam efendim. Haşr-ı Şerif'le inşallah. Doğru efendim. Bitirelim. Duanızla bitireceğiz. İnşallah. Ben Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımız Mehmet Bey'e, Aslı Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Başka programlarda inşallah tekrar bekliyoruz sizi. Yolunuz açık olsun gençler. Allah zihin açıklığı versin. Evet, seni tanıyalım. Sen okuyacaksın. Davut Turap Karakoç, Ankara. Davut Turap Karakoç, Ankara. Hafız mısın? Elhamdülillah. Maşallah. Aferin. Maşallah. Peki. Haşr-ı Şerif hocam inşallah arkasından dua ve programı noktalayacağız. Peki efendim. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا ذلك هو الفضل.
صدق الله العظيم. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين. Bizlere sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın. Minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. Sana hamdolsun. Ya Erhamer Rahimin, sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir ya Rab. Şu anda stüdyomuzda bulunan gençlerimizi, arkadaşlarımızı, milletimiz için hayrül halef eyle. Dini mübini İslam'a hadim eyle. Yüzyıllardan beri üzerinde güneş batmayan yerlerin taşına, toprağına namını, şanını hak etmiş, senin için yaşamış, senin için ölmüş bu mübarek milleti güç yetmez, takat gelmez kulluk imtihanları ile muahize etme. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ezanımızı hakim, bayrağımızı daim eyle. Ya Rab, sen malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halefeyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha.